Evet çocuklar, küçük sahabeler peygamberimizin çocuk arkadaşlarıydı. Peygamberimiz onları, onlar da peygamberimizi çok severdi. İşte biz de küçük sahabelerden birkaç tatlı hatıraları içeren bir seri hazırladık. Bugünkü ilk tatlı hatıramız dünyanın en şanslı çocuğu. Ümmü Süreyim peygamber efendimizin zamanında yaşayan bir sahabe hanımdı. Enes'in annesiydi. Gel bakalım Enes dedi ve Biricik oğlu Enes'i elinden tuttu ve peygamberimizin yanına götürdü. Enes çok heyecanlıydı. Peygamberimiz ne kadar da güler yüzlüydü. Enes bu kadar güler yüzlü birisini daha önce hiç görmemişti. Ümmü anne, bu benim oğlum Enescik dedi. Okumayı ve yazmayı bilir. Çok da zeki bir çocuktur. Onu size getirdim. İşlerinize yardım etsin. Peygamberimiz Enes'i çok sevdi. Enes de Peygamberimizi çok sevdi. Tam 10 yıl boyunca ona arkadaş oldu. Peygamberimizle geçirdiği günler boyunca ondan bir dolu sözler öğrendi hadisler öğrendi ve onları bizlere aktardı. Enes ne kadar da şanslıydı. Çünkü aynı zamanda Peygamber Efendimizin yardımcısıydı. Onun yanında durur, her halini gözler ve bazen hizmetinde bulunurdu. Yine günlerden bir gün, Enes'in Peygamber Efendimizle geçirdiği günlerden bir gündü. Güzel, güneşli bir gündemdi. Küçük sahibi Enes arkadaşlarıyla sokakta oynuyordu. Peygamberimiz onların yanına geldi ve bütün çocuklara selam verdi. Selamün aleyküm. Çünkü o çocuklara hep selam verirdi. Çocuklar neşe ve sevinçle aleyküm selam dediler. Sonra peygamberimiz Enes'i yanına çağırdı ve ona bir şeyler söyledi. Galiba bir görev verdi. Enes oyunu bıraktı ve koşu koşa bir yere gitti. Ama kimseye nereye gittiğini söylemedi çünkü bu bir sırdı. O akşam Enes eve biraz geç kaldı. Annesi merakla sordu, Enes neredeydin? Peygamberimiz bana bir görev verdi, dedi Enes. İşte bu yüzden geç kaldım. Hmm dedi annesi. Ne göreviymiş acaba? Çok merak ettim. Enes normalde annesinden hiçbir şey saklamazdı. Anne babalardan zaten hiçbir şey saklanmazdı ama peygamberimizin sırrını söylemedi. Çünkü bu peygamberimizin sırrıydı. "Asla söylemem." dedi Enes. Çünkü bu bir sır. Annesi Enes'in bu cevabına çok sevindi. Aferin sana dedi. Peygamberimizin sırrını kimselere söyleme sakın. Asla asla söylemem dedi Enes. Ve hayatı boyunca o sırrı kimselere söylemedi. Annesine bile. Diyelim bu bölümümüzü de bitirelim. Hadi başka bölümlerde görüşmek üzere. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.